Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün İran'ın Fars eyaletinin başkentine geldik. Şairlerin başkentine geldik. Üzümünün satıldığı bölgeye geldik. Şu an Şiraz'dayım arkadaşlar. Şiraz baya baya köklü bir tarihe sahip. Biraz sonra zaten yapılardan olsun, camilerden olsun bazı yerlere gideceğim. Oraları size göstermek istiyorum. Ben daha önce gitmedim, bir şey görmedim yani. Beraber göreceğiz her şeyi. Size aktarmaktan çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Şiraz. Halı, şarap, bir de şiirleriyle. Yani insanlar belki hiçbir zaman, yani bazı insanlar var yani buradan şiir okumamışlar. Okuma yazma dahi bilmiyordur belki ama bu kulaktan kulağa dedikodu dediğimiz olay insanların kulağından kulağına geçtiği için çoğu insan burada şiir olayını biliyor yani. Şiiri kendisini yaşıyor ve biliyor. Orada Vekili Cami var. Vekili Cami şimdi gitmeyeceğim. Şu an benim başka bir hedefim var, oraya gideceğim. Orası mükemmel bir yer. Şey diye geçiyor yani. Benim tabir ettiğim sosyal medya camisi. Çünkü insanlar inanılmaz derecede oraya gidiyor. Özellikle bu saatlerde, zaten biraz sonra göreceksiniz ne kadar kalabalık olduğunu. Şimdilik görüşürüz. Caminin girişi şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bilet fiyatı internette okuduğumuz zaman 155 mi, öyle bir şeydi. Yani bizim 75 liramıza denk geliyor. Valla Çinliler her yerde. Vallahi helal olsun. 7'den 70'e her yere geliyorlar. Her yerdeler adamlar. Şöyle bir girişi var. Ticket? How much? 1 milyon. 1 milyon. 1 milyon. Okay. Arkadaşlar 100. Okay. Okay, thank you. Ticket. Thank you. 100 yani 50 lirayla içeri girebiliyorsunuz. Şöyle bir yer. Şimdi fotoğraf olayını. O Valerio. 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 How are you? Fine. Hey, oh. Perfect. Yeah, too much people. Too much. Valla. I don't like it. Okay. Arkadaşlar, Valerio'yu, Valerio YouTube channel. Okay. No problem. Hey, you're okay. Yeah, yeah. Okay. YouTube channel Valerio, what about you about yourself? Myself? Oh, yeah. Yeah. I'm traveling from Italy with my bicycle and now I'm here. Beautiful mosque. Beautiful mosque. Yeah. Nasrul Mulk Mosque. Mosque? Here, here. Yeah. Name. Mean. Here name? Yeah. Nasrul Mulk. Nasrul Mulk Mosque. Yeah. Valerio'yu Tebriz'den tanıyorum. Nereye gitsem onunla beraber geziyoruz. Bana bir yerin ismini söyledi, o hostel falan. Şimdi yeni görün, çok mutlu oldum. Hostelle beraber şey yapıyoruz. Hangi hostele gidiyorsa. Oğlum şuradaki Selena'daki insanlar gibi değil mi ya? Şöyle bir yer arkadaşlar. Cami bence müthiş. Biraz sonra video için içeri gireceğiz. Şöyle. İnsanlar buraya gelip foto falan çekiyor. Bunlar iyilik melekleri galiba. Bu da Hades. Şöyle bir avlusu var caminin. Asıl olay şurada, içeride yani. Biraz sonra zaten onu size göstereceğim. Şu kafileye bakar mısınız ya? Hepsi Çin, Japonya. Gelmişler. Benim kaldığım hostelde çok Çinli var. Zaten dün akşam 5 kişilik odada tek kişi bendim yani, Türk. Şimdi içeri gireceğiz. Valerio gitti. Şöyle duvarları şöyle arkadaşlar, yine sanatın bu kadar güzel olması mükemmel bir şey yani. Şimdi olayı size göstereceğim. Asıl olay burada arkadaşlar. Şöyle insanlar buraya oturup fotoğraf falan çekiyorlar. Bence çok güzel. Bir de mesela sabahları gelirseniz gün ışığı direkt buraya vuruyor. Mesela akşamüstü falan gelirse ışık burada hiçbir şeyle bulamazsınız. Ne kadar sabah erken gelirseniz, gün ışığını yakalarsanız sizin için çok daha güzel bir şey olabiliyor. Nasrul Mülk Cami diye geçiyor. Halk arasında da Nasır
Al-Mulk diye geçiyor. Yani Nasr el-Mülk derseniz kimse anlamaz bu olayı. Bir de Musk falan demeyeyim, Musk falan demeyeyim ya, İngilizce falan söyleyeyim. Camidin ya da Camidin zaten direkt anlıyorlar. Şu an Şahçera'dayım. Şahçera'dan önce size başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şu demirlerin olduğu kısım hep merak ediyordum. Çünkü İran'ın çoğu yerinde var zaten. Ayın 26'sında mı, tam olarak tarihini bilmiyorum ama yani bu haftalarda, yani 10 gün içerisinde söyleyeyim size. Şah Rıza Pehlevi'nin ölüm yıl dönümü var. Yıl dönümü olduğu zaman da bizim böyle hayır olayı oluyor ya, bunlarda da böyle tören tarzı bir şey yapıyorlar onun için. Arkadaşlar, İran'ın Şiraz şehrinde Şiilerin 8. imamı Ali Er Rıza'nın kardeşleri Seyit Emir Ahmet ile Mir Muhammed'in mezarlarının bulunduğu tarihi cami burası oluyor arkadaşlar. Türbe Seyit Emir Ahmet'e verilen lakap olan Şahçera, yani anlamı ışıkların şahı anlamına geliyor. İlk olarak 12. yüzyılda inşa edilmeye başlıyor. Şu anlık size aktaracağım olay bu kadar arkadaşlar. Caminin güzelliği zaten. Biraz sonra içeri gireceğim, ne kadar güzel olduğunu siz de göreceksiniz. Şöyle avlusu da şu şekil. Şu an öğle arasına denk geldiğim için imam bir nevi ilahi tarzı bir şeyler söylüyor. Umarım sesimi duyuyorsunuzdur. Şu şekil bir şey. Arkadaşlar, buradan girenler öpüyor orayı. Ondan sonra ya selam veriyor ya öpüyor şu kapıyı. Öyle içeri giriyorlar. Şöyle Şahçera. Şöyle söyleyeyim size. Şurada da böyle çok küçük camlardan oluşan milyonlarca tane var. Ya yani şöyle düşünün. Hepsi, yani milyonlarca tane. Farklı renkte. Şu an belki siz görmüyorsunuzdur ama. Farklı renkte cam ayna mı diyeyim, ne diyeyim. Bak, yeşil olanlar var. Yeşiller var, sarılar var. Normal beyazlar var. Çok çok daha fazlası var. Böyle hepsini bir araya getirip şöyle bir şey. İçinde Şahçera. Orada da dualar falan okunuyor. Şöyle bir yer. Şöyle. İçerisi böyle arkadaşlar. İnsanlar gelip buraya görüyor. Dualarını falan ediyor. Namaz kılanlar var. Sütür namazını diyeyim. Ya insanlar buraya gelip dualarını falan ediyor. İşte yanlış giden bir şey varsa onları şey yapıyor. Dile getiriyor. Bir nevi ondan bir beklentiye falan giriyor. Şöyle bir yer. İnanılmaz derecede büyük. Avlusu kocaman. Koskocaman. Şu ana kadar gördüğüm en büyük camilerden. Ama inanılmaz derece güzel. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle bir yer. Kadın kısmı ayrı oluyor. Erkek kısmı ayrı oluyor. Şöyle bir şey. Şu gördüğünüz ışık da normal ışık değil arkadaşlar. Normal camı oraya koymuşlar. Gün ışığı, yani güneş oraya vuruyor. Kendi doğal rengi o. Şöyle bir yer. Ama inanılmaz derecede büyük. Yani bunun işçiliği kaç yıl sürmüş. Sadece içerisinden bahsediyorum. Mükemmel bir şekilde, hiçbir şekilde. Kusursuz, yani ben şöyle söyleyeyim. Kusursuz bir şey. Şurada desenler falan var. Şöyle bir şey. İnsanlar normal gidip namazını falan kırıyor. Burada da şu tarafta da, o size gösterdiğim bir türbe vardı. Orada insanlar oraya gidip Şahçera'dan işte dileklerin kabul olmasını istiyorlar. Burası da böyle bir yer. Koskocaman büyük. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar, Şiraz videosunu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün Şiraz'dan ayrılıyorum. Ben de Rabbas'a gideceğim. Orada çok değişik bir balık pazarı göstereceğim sizlere. Şimdilik görüşürüz.